Merhaba, bugün size orijinali Northern Illinois Üniversitesi'nde felsefe dersleri veren Jeff Pin tarafından hazırlanan bir ders anlatacağız. Konumuz, bilginin analizinde kullanılan takip kuramları. Öncelikle bu serinin daha önceki videolarında işlediğimiz nedensel bilgi kuramını tekrarlayalım mı? Alvin Goldman'ın ortaya attığı nedensel bilgi analizi kuramına göre bir gerçeği bilmek, o gerçeğin neden olduğu bir inanca sahip olmaktır. Bir hayvanat bahçesine gittiğimi ve bir zebra gördüğümü düşünün. Karşımda bir zebra olduğunu biliyorum. Nedensel kurama göre bunu bilmemin sebebi şu. Görme sistemim sayesinde zebrayı gördüm ve zebraların neye benzediği konusunda bilgim var. O zaman karşımda bir zebra olduğu gerçeği, karşımda bir zebra olduğuna inanmama neden oldu. Ancak Goldman'ın kendisi nedensel kuramla ilgili büyük bir sorun tespit etti. Bir şeyi biliyor olmanız, inancınız üzerinde hiçbir şekilde herhangi bir nedensel etkisi olmayabilecek çevresel etkenlere bağlı olabilir. Örneğin, hayvanat bahçesi görevlilerinden birinin bir tanesi hariç tüm zebraları kendi özel hayvanat bahçesine koymak üzere gizlice tuhaf bir milyardere sattığını düşünün. Suçunu örtbas etmek isteyen görevli bir sürü ucuz katırın tüylerini boyadı, böylece katırların zebra gibi görünmelerini sağladı. Sahte zebralarda düzenli olarak halka gösteriliyor ve hayvanat bahçesinin hala çok sayıda zebra'ya sahip olduğunu düşünmesini sağlayarak halkı aldatmaya çalışıyor. Yani aslında ben kafesteki tek gerçek zebra'ya bakarken etrafındaki tüm hayvanlar zebra'ya benzetilen katırlar. O zaman ben gerçek zebra yerine katırlardan birine bakıyor olsaydım da kendi kendime şu an sahip olduğum kadar büyük bir güvenle baktığım hayvanın zebra olduğunu söyleyecektim. Böylesi bir ortamda kolaylıkla ne tür bir hayvana baktığım konusunda yanılabilirim. Sadece gözümle bakma işlemi yaparak sahte katırları zebra'dan ayıramam. Bu şartlar altında aslında karşımda zebra olup olmadığını bilmiyorum. Ancak nedensel kurama göre biliyor sayılıyorum. Sonuçta karşımda zebra olduğuna dair inancım aslında karşımdaki gerçek zebra nedeniyle oluşmuştu. Çünkü neye bakıyorum sorusunu sorduğumda baktığım hayvan oydu. Takip kuramı işte bu tür problemleri engellemek için tasarlandı ve hemen ekleyeyim. Takip derken hakikatin peşinden gitmek, onu izlemek anlamındaki takipten bahsediyoruz. Ana fikir ilk olarak 1971 yılında Fred Dretski tarafından ortaya atıldı ancak kuram adını bu konuda 10 yıl sonra geniş çaplı bir kitap yayınlayan Robert Nozick'ten aldı. Bir zebraya baktığınızı bildiğiniz normal bir durumla etrafta dolaşan tüm bu sahte zebraların olduğu saçma durum arasındaki fark nedir? Aslında önemli bir fark var. Hakiki hayvanat bahçesinde şu koşul doğrudur. Eğer karşınızda bir zebra olmasaydı, olduğuna inanmazdınız. Bunu biraz düşünün. Hakiki hayvanat bahçesinde hiç sahte zebra yok. Yani hakiki bir hayvanat bahçesinde eğer bir zebraya bakmıyorsanız, yanlışlıkla bir zebraya bakıyor olduğunuzu düşünmezsiniz. Neden? Hangi hayvanı gördüğünüze ilişkin sizi yanıltacak sahte zebralar etrafta dolaşmaz da ondan. Ancak sahte zebra'larla dolu sahte bir hayvanat bahçesinde her şey daha farklı olur. Bu hayvanat bahçesinde aslında öyle olmasa da bir zebraya baktığınızı düşünürsünüz. Bu koşullu ifade karşı olgusal bir ifade olarak adlandırılır. Çünkü olguların aslında olduklarından farklı oldukları zaman nasıl olacaklarını açıklar. Karşı olgusal ifade normal hayvanat bahçesinde doğrudur ancak sahte hayvanat bahçesinde yanlıştır takip kuramına göre sahte hayvanat bahçesinde bilgi sahibi olmamamızın nedeni budur. Üstelik her ne kadar sizin inancınızla gerçeklik arasındaki nedensel bağlantı normal hayvanat bahçesindekiyle aynı olsa da bu örneğin temelindeki felsefi düşünce şu: Bir şey bilmek için sizin o şeylerin nasıl olduğu hakkında haklı olmanız yeterli değildir. Çünkü bir şeyi bilenler o şeyler çok farklı olsaydı da haklı olurlardı. Nozick'in söylediği gibi, bilenler hakikati farklı durumlarda bile takip edebilirler. Nozick bu düşünceyi iki karşı olgusal koşulla ele almıştır. Bu iki koşul, Nozick'e göre, bilme ile sadece doğru bir inanca sahip olma arasındaki farkı belirler. Onun görüşüne göre, ö'yü yani önermeyi sadece doğru bir inanca sahip olduğunuz ve şu iki koşul da doğru olduğu takdirde bilebilirsiniz. Birincisi, eğer Ö doğru değil idiyse Ö'ye inanmazdınız. İkincisi, eğer Ö doğru ise o Ö'ye inanırdınız. İlk koşul zaten sahte hayvanat bahçesinde olmayan bir koşul. Bu koşul duyarlılık ya da hassaslık gereksinimini e, e, bize anlatıyor. Daha doğrusu duyarlılık ya da hassaslık gereksinimi olarak da biliniyor bu koşul. Ve takip kuramının epistemologlar arasında en çok dikkat çeken yönü de bu olmuştur. Bu arada hassaslık derken hassas terazi gibi bir hassaslıktan bahsediyorum. İkinci koşulu ise ilk başta anlaması biraz daha zor. Bu da uyma, bağlılık gereksinimi olarak adlandırılıyor. Nasıl işlediğine dair bir örnek verelim. Farklı hayvanları birbirinden ayırmakta çok kötü olduğunuzu düşünün. Hangi hayvanın neye benzediği konusunda hiçbir fikriniz yok. Biraz utanç verici de olsa zebraların da neye benzediğini bilmiyorsunuz. Hayvanat bahçesinde zebra ile karşılaştığınızda kendi kendinize bunun ne tür bir hayvan olduğunu tahmin edeceğim diyorsunuz ve şans bu ya. Bu hayvanın zebra olduğunu doğru olarak tahmin ediyorsunuz. Ama gerçekten aslında hiçbir fikriniz yok. Bu hayvana aynı şekilde orangutan, su aygırı ya da tamamen farklı bir şey de diyebilirdiniz. Kısacası aslında onun zebra olduğunu bilmiyorsunuz ancak inancınız muhtemelen duyarlılık gereksinimini karşılıyor. Eğer orada bir zebra olmasaydı hiçbir şekilde tahmin yapmak zorunda kalmayacaktınız ve böylece orada bir zebra olduğuna inanmayacaktınız. Ancak inancınız uyuma gereksinimini karşılamıyor. Tahmininiz temelde rastgele olduğu için eğer bazı şeyler biraz farklı olsaydı da başka bir hayvan tahmini yapabilirdiniz ve yanılırdınız. Yani buradaki durum eğer o hayvan zebra ise hala onun bir zebra olduğuna inanırdınız durumu değil. Takip kuramı önceki videoda işlediğimiz nedensellik kuramı ile birlikte irdelenen güvenilircilik, güvenilircilik ile bağlantılı bir kuram arkadaşlar. Ancak o videoda bahsedilen örneklerden biri güvenilircilik için bir sorun oluşturabilir. Nasıl mı? Bir bakalım. Arkadaşınız Pamir'in elinde bir piyango bileti var bu bilete bir şey çıkmama ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunu biliyorsunuz. Bu temele dayanarak Pamir'in biletine bir şey çıkmadığı sonucuna varabilirsiniz. Bu yöntem, inanç oluşturmak için son derece güvenilir bir yol olmasına rağmen, çoğu kişi aslında bilete bir şey çıkmadığını bilmediğinizi düşünecektir. Sonuçta yanlış düşünüyor olma şansınız 100 milyonda bir gibi bir şey. Ancak takip kuramı, özellikle de duyarlılık gereksinimi şunu ima eder ve bence bu konuda son derece makuldür. İnancınız tamamen olasılıklara dayanıyorsa aslında bilmiyorsunuz demektir. Eğer Pamir'in bileti kaybetmediyse yani eğer Pamir piyangoyu kazandıysa siz hala onun kaybettiğine inanacaktınız. İnancınız duyarlı değil. Bu yüzden de bilmiyorsunuz. Şimdi takip kuramına bir dizi karşı görüşler de var. Onlara bakalım. Bunlardan biri kuramın çok şey istiyor göründüğü örneklerle ilgili sizin gerçekten biliyor gibi göründüğünüz ancak inancınızın gerçeği takip etmediği örnekler. Nozick buna benzer çok ünlü bir örnek oluşturmuştur. Çok sevdiği torun tarafından ziyaret edilen bir büyük anne düşünün. Torun son derece sağlıklı ve büyük anne de ona bakarak ve onunla konuşarak onun gayet iyi olduğunu anlıyor. Yani onun iyi olduğunu biliyor. Ancak bu büyük annenin çocukları onun sağlığı hakkında çok endişeliler ve hasta olmasından korkuyorlar. O yüzden de torun hastayken bile bunu büyük anneye söylemiyorlar. Aksine torunun çok iyi, şu anda hatta oyun oynuyor ama yorgunluktan sana uğrayamadı diyorlar. O zaman büyük anne ne yapardı? Onlara inanırdı değil mi? O halde büyük annenin bu inancı duyarlılık gereksinimini karşılamıyor gibi görünüyor. Eğer torunu sağlıklı olmasaydı da hala onun iyi olduğuna inanacaktı. Yani takip kuramına göre büyük anne torununun sağlıklı olduğunu bilmiyor ve bu da yanlış görünüyor. Nozick bu probleme takip kuramını bir ölçüde değiştirerek cevap verdi. Şunu söyledi. Önemli olan sadece inançlarımızın hakikati takip etmesi değil, inançlarımızın onları oluşturduğumuz yöntemlerle hakikati takip etmesidir. Bu durumda büyük annenin torunu hakkındaki inancını oluşturma yöntemine bakarsak, onunla kişisel olarak yüz yüze konuşarak bu inancı oluşturdu. Değil mi? O zaman torun eğer iyi olmasaydı iyi olduğuna inanmazdı. Bu değişiklik kuramı biraz daha karmaşık hale getiriyor ve burada girmeyeceğimiz bazı soruları gündeme getiriyor. Başka bir problem de bilgide tamamlama ya da kapatma ilkesi olarak adlandırılan şeyle ilgilidir. Kapatma ilkesine göre önerme yani ö'yü bildiğiniz zaman ve ayrıca ö'nün q'yu ima ettiğini bildiğinizde q'yu da bilirsiniz. Bu çok makul bir fikir. Görünüşe göre bildiğiniz bir şeyin başka bir şeyi ima ettiğini anladığınızda o diğer şeyi de öğrenmiş olursunuz. Ancak takip kuramı en azından Dretske ve Novik'in formüle ettiği haliyle kapatma ilkesiyle bağdaşmaz. Bunun nedeni şu, Ö'nün Q'yu ima ettiğini bilseniz bile Ö'nün hakikati takip edebileceğine inanırken Q'nun takip edemeyeceğine inanırsınız. Bir örnek verelim. Yine o gerçek hayvanat bahçesinde olduğunuzu düşünelim. Bir zebraya baktığınızı biliyorsunuz çünkü inancınız hakikati takip ediyor. Ama burada hakikati takip etmeyen bir inanç var. Zebraya benzeyecek şekilde boyanmış bir katıra bakmadığınız inancı. Bu doğru olduğu takdirde durumun nasıl olacağı hakkında bir düşünün. Eğer bunun gibi bir katıra bakıyor olsaydınız bile hala bunu yapmayacağınıza inanacaktınız. Daha doğrusu bunu yapmadığınıza inanacaktınız. Yani bu inanç duyarlılık gereksinimini karşılamıyor. Ama elbette eğer bir şey zebra ise boyanmış bir katır değildir. Bu son derece barizdir. Sonuçta zebralar katır değildir. Yani Nozick'e göre hayvanın zebra olduğunu bilebilirsiniz. Bu bilginin zebranın boyanmış bir katır olmadığını ima ettiğini bilebilirsiniz ancak karşınızdakinin boyanmış bir katır olmadığını bilemeyebilirsiniz. Dretski ve Nozick aslında kuramlarının kapatma prensibinin hatalı olduğunu ifade ettiğini keşfettiklerinde bunun bir avantaj olduğunu düşünmüşlerdi. Şüphecilik sorununa yeni bir çözüm bulmak için de kuramlarının bu yönünü kullandılar. Eğer kapatma ilkesi yanlışsa o halde ellere sahip olduğunu bilebilirim. Hatta kavanozda yaşayan, elleri olmayan ama öyle olduğunu düşünmek üzere programlanmış bir beyin olup olmadığımı bilmem mümkün olmasa bile çoğu epistemolog kapatma ilkesini inkar etmenin şüphecilik problemini çözebileceği düşüncesine katılmamıştır. Ve doğru bir bilgi kuramının kapatma ilkesine veya en azından ona yakın bir şeye uyması gerektiğini düşünürler. Bu sebeple bazı filozoflar kapatma ilkesini dikkate alacak şekilde takip kuramının yeni versiyonlarını geliştirmişlerdir. Örneğin Sherilyn Raush yakın zamanda detaylı bir kapatma ilkesini içeren takip kuramını geliştirmiştir takip kuramının savunucuları bazı zorluklara rağmen bu kuramı uygulamaya değeceğini düşünüyor çünkü bu kuram onlara göre şunu gayet güzel açıklıyor. Bilme, etrafımızdakileri birçok farklı koşul altında anlama becerisidir.